Herkese merhaba, Mobilya Komisyonu'nda Lenovo standındayız ve elimde Lenovo Vibeshot var. Lenovo Vibeshot, Lenovo'nun buraya getirdiği yeni ürünlerden bir tanesi ve adından da anlaşılacağı üzere fotoğraf çekimine, video çekimine odaklanan bir ürün. Zaten Vibeshot'un arkasını çevirip baktığınızda arkasının standart, geleneksel bir fotoğraf makinesi görünümünde olduğunu göreceksiniz. 16 megapiksel optik görüntü sabitleme özellikleri ve farklı çekim modlarına sahip bir kamerası bulunuyor. Onun yanında da görmüş olduğunuz gibi 3 LED flash var. Böylelikle karşımızda fotoğraf çekimi, video çekim özellikleri biraz daha yüksek olan, zengin olan bir akıllı telefon var. Arkadaki kameraya önde de 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera eşlik ediyor. Böylelikle hem arkada hem önde yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekim avantajı kullanıcılara sunuluyor. Lenovo Vibeshot'un teknik özellikleri de zengin sayılır. Telefonda 5 inç Full HD ekran bulunuyor. Bu Full HD ekranın düzgün görüş açılarına ve parlak renklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Siyah renk derinliği de yüksek seviyede, bu da renklerin daha canlı gözükmesine olanak sağlıyor. Parlak ışık altında da düzgün bir görüş sunumunu söyleyebiliriz. Bu 5 inç Full HD ekranın Snapdragon 615 Yonga set var Lenovo Vibeshot'ta. Bu da 1.7 GHz'lik 8 çekirdek işlemci LTE desteğine sahip yüksek performans sunmayı vaat ediyor bu akıllı telefon. 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve 128 GB'a kadar destekli microSD kartımız da bu telefonun diğer özellikleri arasında bulunuyor. 2900 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Bu da bu telefonun uzun süre dayanmasına, bir gün aşkın süre dayanmasına yetecektir diye tahmin ediyoruz. Android 5.0 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde de görmüş olduğunuz gibi Lenovo'nun kullanıcı arayüzü var. Lenovo'nun kullanıcı arayüzü özelleştirme esasında bu telefon biraz daha farklı gözüküyor. Standart Android Lollipop arayüzünden biraz daha farklı göründüğünü söyleyebiliriz bu telefonun. Kamerasına bakacak olursak, kamera uygulamasında telefonun sahip olduğu kamera özelliklerini yansıyacak şekilde zengin sayılır. Görmüş olduğunuz gibi kamera arasında farklı ayarlar var. Yüz algılama özelliği mevcut. Şu anda ben konuşurken bile ön kamera, 8 megapiksel ön kamera benim yüzümü algılıyor. Çekmiş olduğum fotoğrafı da göstereyim sizlere şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çekilen fotoğrafta detaylar açısından gayet iyi. 8 megapiksel kamera gördüğünüz gibi yakınlaştırma yaptığımızda detayları biraz daha net şekilde gösteriyor. Karşımızda düzgün çekilmiş canlı renklere sahip bir selfie fotoğraf var. Benim selfie fotoğrafım var. Lenovo Vibeshot, bunun yanı sıra gördüğünüz gibi oldukça hoş bir tasarıma sahip. Telefonun metal çerçevesi arkada görmüş olduğunuz gibi camla buluşuyor. Böylelikle ön tarafta da cam var. Telefon güzel, kibar, hoş bir görünüm, kaliteli bir görünüm kazanıyor. Yuvalar özel bir pin yardımıyla açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi USB ve SIM kart yuvaları. Nano SIM desteği var. Çift SIM kart desteği mevcut bu telefonda. Ve telefonun diğer tarafına baktığımızda da güç butonunu, ses tuşlarını ve kamera çekim tuşunu görürüz. Bunun sıra gördüğünüz gibi yan kenarda SmartLED Pro adı olarak adlandırılan SmartLED Pro çekim modları arasında geçiş yapmayı sağlayan, görmüş olduğunuz gibi bir mod anahtarı da var. Bu da Lenovo Vibeshot'un kamera özelliklerine sahip olduğunu gösteren unsurlardan, detaylardan bir tanesi. Karşımızda fotoğraf çekmeye, video çekmeye odaklanan, bunun için zengin özelliklere sahip olan bir akıllı telefon var. İşçiliği güzel, malzeme kalitesi iyi. Elde tuttuğunuzda telefonda gerçekten kaliteli olduğu hissini sizle fazla sıylandırıyor. Lenovo Vibeshot ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla fotoğrafı ve ayrıntıyı teknoloji.com'daki ön incelemesine bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mobilya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz.